Assalamu alaikum. Canım, merhabalar. Bugün sizlere asıl birimiz, 7. Maruza, grup masivinde uçlanışının tarqanışı. Bu maruza, это elastik nazariyası, yok ki material karşılığı fanını davalı oladı. Значит, normal grunt masivinde kuşlanışlarının fazovi vazifası da taksimler. Maruzanın ricası, birincisi kırış sözü, ikincisi grunt masivindeki noktada kuşlanış halatı, üçüncüsü fazovi masalası bölgen takdirde grunt'un kuşlanışı. Grunt mekanikası da grunt'taki kuşlanışlarını anıklaş için elastiklik nazariyası tenlemeleri asasında tüzülgen çizikli deformasyonlanucu cisimler nazariyası mod faydalanır. Elastiklik nazariyası tenlemeleri malum bir gruplarda kullanılır mümkün. Nusla uzeyli bilasla elastik nazariyası asnavnoy guh konunuyu boy sınadı. Guh konunu odatı kullanmaydı. Çünkü gruplarda sezilerdik kaldık deformasyonlar sadır buladı. Ne olsa bilasla bu konunu bu içi deformasyonun kuşlanışının arasındaki bağlık bu doğru çizikli buladı. Ama bu ne diyen? Hangi deformasyon aşıp gitse, uşanda kuşlanışlar aşıp gitse. Yok ki başkaca yetkendi, ben sizlarga eslab qo'yaman. Bu yerda bu qonunni bu elastik nazariyasi. Elastik nazariyasi nima degan? Sizlar kuchni olib tashlasanglar, o'sha sizlarni jismingizni eski holatga keladi. Lekin gruntda sizlar o'sha kuchlanishni olib tashlasanglar, grunt o'zini eski holatga kemiydi. Uşanda kaldık deformasyonları sadır buladı. İkincisi, çizikli münasabatlar malum çigarelerde kuşlanışlar ve umumi deformasyonlar arasındaki amal kıladı. Nu maslige etbirudu, koya gruplarda kuşlanışmam çöküşne münasabatı uçta fazage bo'ladi deb maslagi etildi. Birinchi fazada bu kuchlanishlar ham o'ta cho'kishni o'rtasidagi qonun to'g'ri chiziqli bo'ladi va bu qonuniga bo'y sinadi. Uchinchisi, chiziqli deformatsiyalanuvchi jismlar nazariyasining yechimlari zaminga faqat bitta yuklama uchun ishlatish mumkin. Значит, gruplar mexanikasida bu qonuni yoki elastik nazariyasi qonuni yoki chiziqli deformatsiyalanuvchi jismlar nazariyasini gruplarga qachon qo'llash mumkin? Qachon zaminga faqat bir marta yuklama uchun ishlatish mumkin? I oxirgisi chiziqli deformatsiyalanuvchi jismlar nazariyasining yechimlari gruntning boshlang'ich degan bu eng boshida gruntning strukturasi buzilmagan va oxiri mustabillashgan statik hollarda mos keladi va tarsi kuchlar ta'sirida grunt skeletdagi umumiy kuchlanishlar aniqlanadi. Mana bu hammasi munosabat katta gruplar mexanikasida o'shani xulosa bo'ladi. Bekzod? Beka? Ustoz? Ayo.
Человек вот слайд не идет. Не перебегает. Че? Вот как он. Где? Все уже ничего. Значит, энды. Грунт массив даги. Нуктасы даги. Кучаны шхалаты. Кучаны шхалатыны мокдари учавы. Бу грунт массивны ташкы юклар. Ва ички кучларны тасырады. Келеп чыкадыя кучаны шлар. Bu elastik nazariyası, Laplace'le elastik nazariyası bu imine içki kuşlanışlarını anıklanadı. İçki kuşlanışlar. Dolayısıyla cisimini alıp, onu kundalen kesimini asıyla, o şanda kundalen kesimide, kesimide o şey içki kuşlanışını tasarıdan gelip çıkartıyor, kuşlanışlarını silah anıksıyla buladı. Grunt massivinin noktasını topladı. Bu elastik nazariyası ve material karşılığı значит, uçta prizmada karasıyla prizmanın hatırmasıyla kutsatama uçta normal uçta normal kuşlanışlar payda oluyordu. Bu sigma x, sigma y, sigma z. Bu normal kuşlanışlar. Normal kuşlanışlar sigmamam beklenedi. Nima farklıladı normal kuşlanmam ve sırcış kuşlanışlar mı? Normal kuşlanışlar bu çözülüşke, sıkılışke op geledi. Sırcış kuşlanış bu ikide bana bottom sigma xx, y sigma yy, bota sigma zz. Sırcış kuşlanışı bu bana bu ikidesi harfı boladı. Bana xy, bota yx. Tau, y, z, z, y. Bana bunu hamas elastik nazarasında yo material harçlığı da otkansı. Bu etada zakon parnıştı kasatilik napreženi. То есть bana iktası bir-birom almaşsa bu mıqdarı ozgatılmıydı dıp etiladı. Bana bu sırcız kuşlanışlarını yo ki borçkaçı tangensal kuşlanışlar deyip ataladı. Bunu normal kuşlanışlar. Tangensal kuşlanışlar, plasla bu sırcış kuşlanışlar, sırcış, sırcışki op gelişi mümkün. Uşanga sigma 10'lige sile tauman bekleyişli. Endi plasla elastik, elastik nazar material karşılığı da yana bu konunu da nima iştirak kıladı? Epsilon x, epsilon y, epsilon z. Bu nima deydi? Bu deformatsiya. Deformatsiya x'ma beklenen. Epsilon'dan belgilenir. Deformasyonu, deformasyonu. Ölçemi yok. Ana ölçemsiz deformasyon. O çizikli deformasyon. Burçek deformasyonlar bana bunge nispatan gamma xy, gamma yx. Uşange sırcız kuşlanışlar ma uşange bırkıl buleyem uzgaradı. Sırcızlar, sırcızlar yok. Yok ki koçiz. Koçis ile bilasla buma beklenedi. U, V, dubl V. U, bu X boyca, X oku boyca, V, Y oku boyca, dubl V, Z boyca. Buna ölçemi normal kuşlanışlar, basırcız kuşları tau, bu megapaskal. Deformasyon, epsilonu bu ölçasız, ölçemsiz. Ve koçlar, yurtsırdışlar, sile bilasla bu milimetre, santimetre, nogin kilometre, metre mi? Gruplar mekanikası da skuçi kuçlanışlar plus iş orası bilan kabul kılınadı. Значит, sile de, özile de, skuçi kuçlanışlar payda olsa, olsa plus boladı. Bu skuçi, bu zatya deydi. Ayet bunu растягивающий дегенде чөзүүчү болсо, ошондо минус деп плюсма метаклар. Но лекин маселеге эң башында этипмен группалар механикасында hiç качан
minus bu mıydı? Her sefer gruntlar bir bromam sıkadı. Lekin ula çözülmüydü. Yes, notora sizler kısak kitabda minus ma vasiyeliz. Neşit notora kısak kitab kıyam buladı. Mana bu tarafında gruntlı elementar hacimdeki kuşlanışlar komponentler. Mana bu da mana tor burçak yok prizma. Mana prizma korup durup sizler. Bu da uçta ok. Uçta ok. Bu fazavi. Mana bu koordinata borsa. Mana x. X oku. Mana bu y oku. E paski ketvatı z oku. Bu da, bu da. Bilasla 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6'lık granla var. Mana bu tekslik. Se boladı. Mana bu tekslik boladı. Mana bu tekslik ya. Hazır birinci tekslik ya karasek. Bu taksir kıladı. Mana bu da bitti nokta asik. Bu da kuşlanış taksir kıladı. Sigma z. Mana bu. Paske. То есть paske. Mana bu da внешне нормал. Taska normal. Mana bu taska normal. Paske adı kak yön alanı. Uşange bu sigma z z de belgilenadi. Bu tamangi tau z x. E bu tamangi tau z y. Tau z x nima degan? Bu urma kuchlanish. Botga x mana x oqi bo'yicha yo'nalgan mana ikkinchi komponentda, ikkinchi komponentda. Bu x ni belgilaydi. Mana x ham, mana bu x bir xil. Qaranglar, mana x x. Z degan birinchi komponentda z. Bu tashqi normalni belgiladi. Mana bu z ham, z mana bir xil. Ko'rib turibsizlar. Bu tomonga bu ham urma kuchlanish. Bu da yana mana z tashqi normal, mana z turibdi. Qaysi yo'nalish? Y bo'yicha. Поэтому mana bu z y deb belgilanadi. Mana buni qaraymiz. Mana bu tekslikni qaraymiz. Mana bu tekslik. Bu tekslikda tashqi normal, tashqi normal. Bu sigma x, mana tashqi normal. Sigma x. Botga опять же, mana bu x, mana bu x ham bir xil bo'ladi. Mana x x x. Yo'nalish z bo'yicha, mana z pastga yo'nalgan, u tepaga yo'nalgan. Ikkinchi komponentda mana bu zga z oqi bo'yicha yo'nalgani uchun bu ikkinchi komponentda z. Mana yo'nalish z, bu ham z. Tushundinglarmi? Bu tarafga yana urma kuchlanish. Botga x mana bu внешне normal, mana x oqi внешне normal, mana x y bo'yicha yo'nalgan. Mana bu y. Mana y. Mana har bitta tekislikda uchtadan kuchlanishlar paydo bo'ladi. Ketdik dar. Grup massivida ichida istalgan nuqtada kuchlanishni o'rganish uchun odatda bu nuqtada uch yoqli prizma tanlanadi. Mana hozir prizmani sizlarga aytib qo'yaman. Nimaga kerak bu? Har bitta yesa prizmaga, har bitta jismni prizma bo'yicha sizlar ajratsanglar, har bitta prizmada 6ta gran olsanglar, har bitta granda kuchlanishlarni topsanglar bo'ladi. Bu elastik nazariyasi yo'q gruntlar massividagi kuchlanishlarni topish degan masala keladi. Endi mana bu prizmani yon yuzalarni holatini o'zgarganda bu kuchlanishlarning kattaligi o'zgaradi. Material qarshiligi kursda ma'lum, har bir nuqtada tangensial kuchlanishlar 0 ga teng bo'lgan ikkita o'zaro perpendikular joylashgan maydonlari bor. Nima degan? Material qarshiligida aytilgan, shu har bitta nuqtada tangensial kuchlanishlar bu tau 0 teng bo'lgan ikkita o'zaro perpendikular joylashgan maydonlar bor. Bu maydonlar asosiy maydonlar deb ataladi. Asosiy maydonlar yoki bosh maydonlar deb aytiladi. Bosh maydonlar ruschada degan glavniy plashchadki. Glavniy plashchadki shu asosiy maydonlarda, asosiy maydonlarda tangensial yoki urma kuchlanishlar 0 ga teng deb ataladi. Bu bosh maydonlar deb hisoblanadi. Tushunarlida tangensial
yok ki urma kuşlanışlar katta nol de tembolsa bu boş maydonlar dedi. Yok ki uçada etkendi главный площадки деп аталады. Бұтты, яна үшті бош дейді. Мәне бұл асоси күшіленішілер, йокі просто ғоқшатты нормал, тангенциал күшіленішілер барады. Бұтты бош майдончаларды, бош майдончаларды, тоқысты күшіленішілерні орныге үшті нормал күшіленішілер пайдау болады. Мәне сигма 1, Sigma 2 и Sigma 3. Bu hamasi bosh kuchlanishlar deyiladi. Mana bosh kuchlanish, mana bu hamasi indeksdir. Значит, 9-ta kuchlanishlarning orasida sizlar bosh maydonchalarda 3-ta kuchlanishlar taqsir etadi. Taqsir etadi. Mana hozir masalaga o'shani aytib beraman. Mana uç tomonlama prizma elementar yüzeler maydonchalar bo'yicha kuchlanishlar taqsimlar. Mana bu, mana ikkita zaimni perpendikularni plashchatki deydi. Mana bunga sigma 3 ni qarasangiz, bu ham mana nishindan tashqi normal bodga qaragan, mana bodga qaragan, mana bu grad deydi, mana bu nishni plashchatka deydi. Mana perpendikular, mana bu 90 gradus. Mana bunga BC taqsir qiladi sigma 1. Mana bu orasida 90 gradus. Mana bu uch burchak ikkita zaimni perpendikular AB man BC ni orasida to'r burchak, orasida alfa burchak. Mana bunda nuqtada taqsir qiladi tau man sigma. Sigma bu bo'ladi normal kuchlanish. Tau bu tangential. Orasidagi bot qaranglar, mana botda mana sigma sumirovaniye deydi. Buni ikkitasini yig'indisi deyiladi. Значит, sigma man tau ni orasidagi keyin mana bunga qara, mana bunga L perpendikular, bu bunga yetib, mana bu burchak theta tashkil qiladi. Mana bu sumirovaniye, bu nima degan? Ikkitasini qo'shish degan. Mana bu tau bu burchak. Mana bu nima farq qiladi boshqalama? Bu bosh maydonchalar deyiladi. Mana bosh maydonchalar yo asosiy maydonlar bilan aksi bo'yicha burchak alfa hosil qiladigan harakatlanuvchi normal. Mana etuvdim sigma va urma kuchlanishlar tau harakat qiladi. Ularning qiymatlari ifodalangan aniqlash mumkin. Mana bu bosh kuchlanishlar deyiladi. Mana bu bosh kuchlanishlar, mana bu sigma 1 va sigma 3. Bularni eski holatdagi sigma man tau ni bog'lanishi mana bu shu formula orqali beriladi. Sigma 1 va sigma 3 bu bosh maydonchalarda paydo bo'lgan normal kuchlanishlar, mana bu burchaklar, mana alfa burchaklar. Bu da normal kuchlanish, bu tangential kuchlanish. Yig'indisi mana sumirovani. Bu nima deydi? Ikkitasini normal kuchlanishni kvadrati plus Pifagor teoremasida topiladi. Pifagor teoremasini bilasiz. Umumiy kuchlanishlar normaldan og'ishi mana theta. Etudim sigma va meta bosh kuchlanish theta og'ish burchagi deb ataluvchi burchak tashkil qiladi. Mana bu summa burchak alfa o'zgargandi, mana bu uch burchak o'zgargandi. Mana bu umumiysi va theta o'zgaradi. Esa alfani 0 ga teng bo'lsa, to естественно mana bu 0 ga alfa bo'lsa, to mana bu qo'shganda bu barobar bo'ladi sigma 1 ga. I alfa 90 gradus ikkitasi tashkil qilsa то есть вот та мана бу йиғиндиси баравар бўлади сигма 3 га. Икала ҳолда ҳам тетта баравар 0. То есть икалоси тау ма сигмани орасидаги бурчак 0 га тенг бўлади. Энди нима деса бўлади? Кучланишларнинг текслик масаласи шартларига нисбатан ҳар хил соҳалар бўйича бир нуқтада
taksimlanışını, kuşlanışını, elipsi teylemesinden faydalanıp tasvirlenmesi boyadı. Bana bu tangistetti. Tangistetten topsili, sigma man, tavunu, orası değil, burçek, bu tetti. Bana bu şu formülü, lege baş kuşlanışlar bilgen bosa, şu formülü arkali, bana bu tangistetten topsili boyadı. Nu edi nima degan? Nima degan? Sizlar gruntda, grunt massivida har xil nuqtalarda fizik mexanik xarakteristika qarab sizlar kuchlanishni topishingiz kerak. Nima kerak sizlar kuchlanish? Kuchlanishni topish uchun eta qisqa bu grunt nimada yotadi? Zaminda yotadi, asosda. Asosni tepada nima bo'ladi? Poydevor bo'ladi. Nechta sizlar shunaqa topishingiz kerak kuchlanishlarni, chunki sizlarning poydevoringiz ustuvar bo'lib turish kerak sizlarni zaminda. A zaminda har xil nuqtalarda o'shanga fizik mexanik xarakteristika qarab har xil kuchlanishlar paydo bo'lsa bo'ladi. Tak, mana bu ham endi har bittasida nechi gradus bo'lish kerak? Mana bu T maksimum nechi gradus bo'lish kerak? Keyin u ushbu mana bu bosh maydonchalarda siljish kuchlanishlar mana bunga bog'liq. Bu tav bu urinma kuchlanish, sigma bu normal kuchlar. Nashit mana bu tavman sigmani kuchlanishiga nisbatan eng yuqori nisbati bilan taqsimlanadi. Nashit tav maksimum bu mana bu tav taqsim etad bu tangistetta deydi, mafasli ko'rsatdi. O'shanga 45 gradus bo'yanda u eng maksimal kuchlanishlar paydo bo'ladi. Tak, mana yuqori siljish kuchlanish tau maksimum bo'lsa, sinus 2 alfa barobar 1 ga bo'ladi. Nechit 2 alfa bo'lsa, nechit alfa qachon sinus 1 ga teng bo'ladi? Qachon bu 2 alfa barobar bo'ladi 90 gradus. To'g'rimi? 90 gradus 2 alfa bo'lsa, nechit har birta alfa nechi gradusga teng bo'ladi? 45 gradusga bo'ladi. Endi mana bu yerda grunttagi kuchlanishlar fazoviy masalasi. Fazoviy masalasi masalaga yetuvdim. Har birta gruntni massivida M nuqtada o'shani kuchlanish deformatsiyasi holatini topishingiz kerak gruntlar mexanikasida. Bu yerda yarim fazoga mana bu tarqalgan kuch taqsim qilyapti. Bu tasavvur qilamiz, bu fundamentmi, inshootmi, mana yarim fazo. Mana yarim fazo. Botga cheksiz z ketyapti, botga ketyapti x. Mana yarim fazo. Mana botda nuqta turibdi. Bizani masalamiz mana bu M nuqtadagi kuchlanishni topish kerak. M nuqta любой координата бойчи кучланишни топшузу керак. Mana bu yerda N, mana aytdim, tarqalgan kuch. Bu yerda Z o'qli, Z i X. Nechit mana bu yerga biz chiziqni ko'rsatib qilamiz, davomini qilamiz. Mana buni o'lchami bo'ladi R, mana X bo'yicha i mana bu pasi Y bo'yicha barobar bo'ladi kichkina R. Og'iz burchagi, og'ir burchagi bettaga barobar. Mana og'iz burchak, mana Z dan og'iz burchagi bettaga teng. Bettaga teng. Mana bettaga teng. Endi M nuqtadagi kuchlanishlar aniq formula orqali topiladi. Endi men xoslarga ozgina tushuntiraman, a keyin aniqli formula bo'yicha topiladi. Buni juda murakkab topish analitik formulasi no, lekin bu sinesga buni masalasini yechgan. Mana bu yerga fazodada mana bu yerda просто ko'rsatilgan. Qanaqa qilib mana bu o'zgaradi kuchlanishlar. Mana normalit va bu yerda matematika va sinovni kerak bo'ladi. Mana M bu yerda mana bu og'ir burchagi betta, mana bu radius. Mana bu radius, mana bu radiusga to'g'ri keladi. Mana radius, mana bu radius. То есть bu y bo'yicha o'zgargan, bu x bo'yicha, bu y bo'yicha. Mana radius. Bu DA, bu площадка, bu sigma r. Mana bu r bo'yicha tarqalgan kuchlanish. Mana.
Bu r, mana bu расстояние, mana bu ölçemi r, mana bu r'ge doğru gelir. Başkaça karaganda mana bu площадка deydi, mana площадка, mana bunga doğru keladi. Sigma r, mana bu turu normal, mana normal turibdi. Mana bu bunga perpendikular, mana bu 90 gradus, mana bu 90 gradus. I bu mana bu chiziqqa ikkitasi ham maydon chizig'i. İkide kuşanış tasır kovattı. Tau, YZ ve sigma Z. Bana sigma Z. Bana bu perpendikular, bu normal kuşanış, bu urma kuşanış. Urma kuşanış. Kop, tarqal maslaki suni topish uchun kop formula bermeyman, baribir sizlar eslayman sizlar. No, analitik reshenyasi, analitik ifodalasi, ifodalasi bu seneska topgan. Bu top, har bitta kitobda bor bu analitik yechimi. I bu seneska aytgan, что mana bu r bo'yicha, mana bu r bo'yicha zada kuchlanish shu formula bo'yicha aniqlanadi. Mana bu beta beta taqsim r kvadrat ko'palgan cosinus beta. To есть mana bu kuchlanish paydo bo'lgan kuchlanish radius bo'yicha bu to'g'ri proporsional betaga. Mana beta b koeffitsient ki mufazana sharti aniqlangan ma'lum koeffitsient i teskari teskari mana bu radius kvadrat ki teskari i естественно bog'langan mana cosinus beta ga bog'langan mana bu r mana bu r mana bu cosinus beta mana bunga прямо proporsional прямо proporsional bunga teskari proporsional r kvadrat ki mana bu m nuqtadagi Endi значит mana bu analitik ifodalasi bu sineska tomonda shu formulaga olib kelgan. Shu formula olib kelgan. Aytgan, что z bo'yicha kuchlanish mana bu shu formula orqali topiladi deb bizga tasavvur etgan. Значит, bu yerda 3 taqsim 2 n n nima degan? Bu n bu kuchlanish n boshida yarim fazaga ta'sir qilgan kuch p plusli 3.10 i bu yerda mana bu mahrajda bu 1 suratda mahrajda z kvadrat bu nima degan? Bu расстояние. Z kvadrat bu ildiz osti 1 plus r taqsim z kvadrati hammasi darajasi 5 taqsim 2 ga teng. Mana bu analitik ifodasi. Z ni bilsak, biz n ni bilsak, mana bu hozir yana boshqatdan sizlarga mana r ni bilsak, r bilsak Z'ni bilsek, mana bunu bilsek, bize n'ge qarab, z bo'yicha luboy nechga tengligini kuchlanishni topsak bo'ladi. Mana bu z bo'yicha, mana bu z bo'yicha, luboy kuchlanishni topsak bo'ladi. Mana любой кучи топшек бўлади. Эрни билсак, пи биламиз. Эрр ҳаммаси сизларга mana bu r taqsim z, mana r taqsim z, mana z bu y, mana y, mana bu y, r bu x. Mana bu munosabatini bilsak, r mam x mam y ning munosabatini bilsak mana bu og'iz burchakni betani bilsak, n'ni bilsak, biz любой mani m nuqtadagi sigma z'ni kuchni aniqlash bo'ladi. Значит, z nima kerak? N kerak, i keyin mana bu x bilan y'ni munosabati. Ha, buni lekin o'shani injenerni, то есть, hisob-kitob muhandislar uchun
oddiy formulalar keltirilgan. Bu nima qilingan? Mana bu yerda mana buni 3 3 mana 3 taqsim mana bunga, mana bunga. Bitta kaman belgilanadi. 3 mana 3 taqsim mana bu. Mana bunga 3 taqsim bunga kaman belgilash formulasi kiritilgan. KK bu kuchlanish tarqalish koeffitsienti deyiladi. Значит, mana bu munosabatga qarab, R taqsim Z munosabatga qarab, sizlar hozir mana sizlarga jadvalni ko'rsataman. Sizlar K ni topsanglar bo'ladi. K ni topsanglar, N berilgan bo'lsa, N berilgan bo'lsa, avtomatichiski sizlar sigma Z ni topsanglar bo'ladi. Mana K ni, K ni har bitta munosabati R taqsim Z ga munosabatga qarab K ni jadvalni har bitta gruplar mexanikasida berilgan. Mana K jadvali bu kuchlanishni tarqalish koeffitsienti. Mana bu yerda значение коэффициента K deyilgan. Mana munosabati R taqsim Z i K berilgan. R taqsim Z, R taqsim Z, R taqsim Z deb o'shanga qatta bo'lsa munosabati bo'lsa, sizlar K ni topib, endi bilasizlar, o'shani kuchlanishni topsanglar bo'ladi. Sizlarga mana buni. Keyin buni endi tasavvur qilamiz. Bu tarqalgan kuch ta'sirida yarim fazada teng kuchlanishlar sigma z va teng kuchlanish chiziqli taqsimlash uchastkalari. Mana yarim fazo, mana bu yerda n taqsir quvvati, mana bu yerda kuchlanishlar, bu qarang, ko'p kuchlanishlar. Imini n tagida paydo bo'ladi. Qatta sizlarda kuch taqsir qilsa, o'sha yerda kuchlanishni eng katta qiymati bo'ladi. Qancha bu yerda iroda ketsangiz, kuchlanishni taqsiri kam bo'ladi. Mana bu eng etadi, bu eng ko'p uni ma'lumoti. Mana bu yerda ko'rsatilgan r kuchlanishni eng ko'p miqdori mana bu tagida bo'ladi. Qancha bu yerda uzoqlashsangiz, buni taqsiri mana bu n kuchlanishni taqsiri kamayadi. Mana bu yerda juda ham chiroyli deb ko'rsatilgan. Mana bu tyomniy, potom svetliy, svetliy, svetliy. Mana sigma z1 bu ko'proq, bu kamroq, bu yana ko'proq, kam. Tush taqsir qancha sizlar uzoqlashsangiz, mana bu kuchlanishni taqsiri kamayadi deb sizlar xulosa qilsangiz bo'ladi. Endi yarim fazoda sizda bir nechta kuchlar ta'sir qilsa. Ну, например, n1, n2, n3, n4 и так далее. O'shanda sizlar mana shu formula bo'yicha sizlar o'shani topsangiz bo'ladi. Bekzod обновить пьёшь. Всё, кончай. Я успел. Вот здесь вот ещё. А, всё, да. Мана бутта. Тогда мана умуми сигма, значит, хар битта k1, k2, k3 топсели, мана буну койсели, силеге бутули квадта формулы келады. А что я сделал? Всё. Так. Ну все, я успел. А это было, говорит, участникам, да? А ты открой, если можно. Ну, хорошо. Да, я что-нибудь скажу. Так, кімді қанақа савалла бар? Bugun ancha yaxshisizlar. Endi nima qilamiz sizlar? Studentlar ko'p bilishingiz kerak. O'shanga murakkab sizlarga, lekin sekin-sekin buni ham tushunsa bo'ladi. Hammasi mana bu bor sizlarda proyekt institutga borsanglar, qatadir proizvodstvo borsanglar, har bittasida KMK degan narsa bor, SNIP degan narsa bor. Shuni sizlar yaxshilab tushunib,
hatta nimaligini formula orqali keyin amaliga tasdiqlab deb ishlash tushunchilik kerak. Python formulani ham snippni o'zgarishini nima qilish kerakligini sizlar javobgar bo'lasizlar. Kimda qanaqa savollar bor? Bekzod. Shu. Savollar yo'q, domlar rahmat. Xo'p, qatnashinglar, ребята. Ishi kimda qanaqa savol bo'lsa, pajalsa Telegram orqali menga murojaat qilsangiz bo'ladi. Xo'p, xayr. Xo'p, domlar rahmat, xayr. Xo'p, xayr. Qatnashinglar.